Allah çatır menkü değerlerden günaydın. Borsa İstanbul'da kar realizasyonları sınırlı kaldı. Yeniden 9000 seviyesi üzerinde bir kapanış gördük dün. Bugün için yükseliş beklentisi oluştu. Hafta başında 9200 seviyesi üzerinde zorlanan bir endeks görmüştük. 9000 üzeri tutunma ve 9200 üzeri kalıcılık yükseliş beklentisi için anlamlı seviyeler olarak takip edilebilir diye düşünüyoruz. Olumlu açıklanan 4. çeyrek bilançolarda piyasaya pozitif katkı yapmaya devam ediyor. Bugün önemli olarak yurt içinde bütçe dengesi açıklanacak. Onun dışında bankacılık haftalık bütçenini takip edeceğiz. Yurt dışına baktığımızda dün Avrupa'da sanayi üretimi oldukça yüksek açıklandı. Gayri safi yurt içi hasılada fark yaratan bir büyüme yoktu fakat gayri safi yurt içi hasılada yatay seyretti diyebiliriz. Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın konuşmasını bekleyeceğiz. ABD tarafında veri akışı yoğun olacak. Perakende satışlar ve işsizlik haklarından yararlanma başvurularını takip ediyor olacağız. Ons altın fiyatında değişikliğe neden olabilir. Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler enerji fiyatlarının da daha fazla artmasına neden oluyor. Dünyadaki en büyük doğalgaz gaz üreticisi ve ihracatçısı Amerika Birleşik Devletleri. Önümüzdeki günlerde enerji alanında yeni düzenlemelere gidebilir ABD. Başkan Biden'ın enerji ihracatında sınırlama kararıyla talebin Rusya, Çin ve İran'a yönelmesi söz konusu olabilir. Bu da yakından takip ettiğimiz gündem başlığı diyebiliriz. Bu sabah dolar endeksi 104,6 seviyesinde. Ons 1993 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise 1970 Türk lirası. Dolar kuruna baktığımızda yatay pozitif hareket devam ediyor. 30 lira 75 kuruştan işlem görüyor bu sabah. Kazançlı bir gün geçirmenizi diliyoruz. Yarın haftanın son gününde görüşmek üzere. Hoşçakalın.